Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'da güvenlik güçleriyle iftarda bir araya geldi. Bakan Fakıbaba, seçimde alınacak önlemlerin önemli olduğuna değindi. 24 Haziran'da yapılacak seçim çalışmaları için Şanlıurfa'da olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba düzenlenen iftar programında güvenlik güçleriyle bir araya geldi. Düzenlenen iftar programında konuşan Fakıbaba 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde alınacak önlemlerin önemli olduğunu söyledi. Bu 24 Haziran seçiminde ben inanıyorum devlet olarak elinizden gelen her türlü görevi en iyi şekilde yapacağınıza inanıyorum. Devletin yasası ve kuralları içerisinde insanların özgür bir şekilde sandığa gitmelerini sağlayabilme kapasitesini siz Allah'ın izniyle çalışmanızı sürdüreceksiniz ve bu konuda da başarılı olacağınıza yürekten inanıyorum. Almanya'nın AK Parti'nin oradaki Türklerle buluşmasına izin vermemesini eleştiren Fakıbaba, güçlü bir Türkiye istemiyorlar dedi. Almanya'daki Türk kardeşlerimiz de bir araya geleceğiz diyor. Hayır, siz gelemezsiniz, propaganda yapamazsınız. Başkası geliyor ve siz bu gelebilirsiniz. Yani burada amaç ver. Güçlü bir Türkiye olmasını engellemeye çalışan ülkeler. Şanlıurfa'da iki motosikletin kafa kafaya çarpışma sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi ise olay yerinden geçen bir sağlık görevlisi yaptı. Kaza Şanlıurfa'nın Halili ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Sürücülerin isimleri öğrenilemeyen iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada Salih Y, İsmail Y ve S.E. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen bir bayan sağlık görevlisi yaptı. Olay yerine çağrılan ambulansta Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Motosikletin üzerinden yola savrulan sakatatlarsa vatandaşlar tarafından kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Şanlıurfa'nın sevilen simalarından gazeteci Türkiye Yazarlar Birliği üyesi ve Kızılay Şanlıurfa Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Talat Akay, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın sevilen siması gazeteci Talat Akay, tedavi gördüğü Ankara'da yaşamını yitirdi. KOAH hastası olan 60 yaşındaki Akay, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede Hakk'ın rahmetine kavuştu. Şanlıurfa'da gazeteciliğe çıkardığı bir dergiyle başlayan Akay, daha sonra AK Parti yönetimiyle çalıştı. Kızılay Şanlıurfa Şubesi yönetiminde de bir süre çalışan Akay, yaklaşık son 10 yıl gazetecilikten çok siyasetle meşgul oldu. Merhumun cenazesi yarın öğle namazını müteakiben Yusufpaşa Camii'sinden alınarak Bediüzzaman Aile Mezarlığı'na defnedilecek. Taziyesi ise Ramazan Başak Taziye Evi'nde oturulacak. Edessa TV ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ile birlikte Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde hasta yakınları ve tedavi gören hastaları ziyaret etti. 24 Haziran'da yapılacak seçim çalışmaları kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Nasılsın baba? Ya sen nasılsın? Hasta yakınlarıyla sohbet eden Fakıbaba, vatandaşların taleplerini dinleyerek çözümü için ilgililere iletti. Hasta ziyareti sonrası konuşan Fakıbaba, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili yapılan bazı yanlış bilgilendirmelere değindi.
Ya başkanlıkta Pakıboğa'ya verin, mecliste şöyle olsun. Öyle değil. Eğer reis, cumhurbaşkanımız çok güçlü olup mecliste biz güçlü olmadığımız takdirde mutlaka ve mutlaka yönetimde bir zaaf oluşacaktır. Onun için halkımızın bu yanlış bilgilendirmelere kanmamalarını özellikle istirham ediyorum. Bakın güçlü meclis olmadığı müddetçe güçlü hükümetin, güçlü cumhurbaşkanlığının olması zordur. Yine Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde olduğunu söylemiştik. Bakan Fakıbaba'nın bulunduğu hastanenin olduğu mahalle Sigorta Mahallesi. Sigorta Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız'la birlikte Sigorta Mahallesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette vatandaşlarla uzun uzun sohbet eden Bakan Fakıbaba, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek not aldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Ahmet Eşref Fakıbaba, halkımızla beraber olmaktan mutluyuz dedi. Yapılan esnaf gezisinin ardından Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba ve İl Başkanı Bahattin Yıldız, Akşemseddin Mahalle Muhtarı Ahmet Eskiler'i ziyaret ederek mahallenin genel durumu ile ilgili fikir alışverişinde bulundular. Ben şunu söyleyeyim, şu 24 Haziran hayırlısıyla Allah'ın izniyle bize yardım edin. Tayyip Bey'e yardım edin, meclise yardım edin. Adıyaman'dan bir trafik kazası haberiyle devam ediyoruz. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole devrildi. Aracın şarampole uçması sonucu yaşanan bu kazada iki kardeş hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Gülbaşı istikametine gitmekte olan Mehmet Arslan İdaresi'ndeki 02FU194 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Börgenek köyü yakınlarında taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada araç sürücüsü Mehmet Arslan otomobilden fırlayarak şarampolde bulunan kayalara çarptı. Kayalıklara çarpan Mehmet Arslan olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Çetin Arslan ise olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Çetin Arslan yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastanede hayatını kaybeden Çetin Arslan hastane morguna kaldırılırken kaza yerinde hayatını kaybeden Mehmet Arslan'ın cenazesi ise jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili, aynı zamanda milletvekili adayı Mehmet Kasım Gürpınar seçim çalışmaları kapsamında il genelinde seçim çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gürpınar 24 Haziran'da yapılacak seçim çalışmalarına devam ediyor. Zaman zaman seçim bölgesi Siverek ilçesinde ve zaman zaman da çeşitli ilçelerde esnafları ve köyleri gezerek AK Parti'nin çalışmalarını anlatan Gülpınar, vatandaşlardan destek istedi. Evet.
Seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Gülpınar, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin önemini anlattı. Bütün vatandaşların oy kullanması gerektiğini ifade eden Gülpınar, AK Parti'ye destek istedi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve aynı zamanda milletvekili adayı Halil Özcan, Haşimiye ve Yıldız Meydanı bölgesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti'de 24 Haziran'da yapılacak seçim çalışmaları sürüyor. AK Parti Şanlıurfa 27. dönem milletvekili adayı Halil Özcan, Haşimiye ve Yıldız Meydanı bölgesinde ziyaretlerde bulundu. İş yerlerini gezen Özcan, yoldan geçen vatandaşlarla da sohbet etti. Özcan, vatandaşların AK Parti'ye olan teveccühünün arttığını söyledi. Vallahi çok şükür yüzümüzün aklıyla yine Şanlıurfa'lı hemşehrilerimizin biz karşısına çıktık. Arkadaşların da gördüğü gibi öyle o algılar, asılsız algıların hiç asılsızları ne esnafında ne de Şanlıurfa'lı hemşehrilerimizde var. Birkaç kişi ekonomik saldırıları şeyleri vallahi çok şükür ki bütün esnafımız Avrupalı bunun bir oyun ve dış güçlerin saldırısı olduğunu bildiğinden bilakis eskiden daha çok hem AK Parti'ye hem Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a daha çok sahip çıkacağını biz hem gözlerinden hem söylemlerinden anlıyoruz. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde zehirli yılanlardan bezen köylüler çareyi köy ortasında kule şeklinde yaptıkları leylek yuvalarında buldu. Köyde yuva yapan leylekler aç yılanları yiyerek köylüleri bu şekilde koruyor. İlçeye 15 kilometre uzaklıkta taşlık ve dağlık alanda kurulan Gazi Köyü Mahallesi sakinleri son dönemlerde artan sıcaklıklar üzerine sık sık karşılarına çıkan zehirli yılanların saldırısına maruz kalmaya başladı. Sıcaklarla gün yüzüne çıkan zehirli yılanlardan korunmak için çare arayan mahalleli yaşlıların da tavsiyesiyle köy ortasında taştan 4 metrelik bir leylek kulesi yaptı. Bu kulede yuva yapan leylekler mahalleliyi ise zehirli yılanlardan koruyor. Mahalleli 17 yıldır leyleklerin kendilerini yılanlardan koruduğunu kaydetti. Leylek için yaptım. 2001'de yaptığımız köy topladı işte karar verdik. Leylek eskide yoktur. Onun için yaptık. Her sene geliyoruz. Atasözü diyor ilan düşmanıdır. Geliyor gidiyor işte. Suya gidiyor, bağa gidiyor. Nerede yılanı görürse getiriyor yavrusuna. Bizim köy dağlıktır. Yılan çoktur. Şimdi Allah'a şükür yoktur yani onlar bitirmişler ha. Bunun için biz yaptık. İnşallah düşünüyor bir tane daha yapacağız. Allah izin verirse. Zaman zaman görüyoruz yılanı ağzında getiriyor yavrusuna. Yılan düşmanıdır. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Karaköprü Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğinde koruyucu aileler ve çocuklarla bir araya geldi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Karaköprü Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen koruyucu ailelerle iftar programına katıldı. Baydilli iftar yemeğinde koruyucu ailelerle ilgilenerek sohbet etti. İftar yemeğinin ardından konuşan Baydilli, koruyucu ailelerin yetim çocuklara sahip çıkarak kutsal bir vazife üstlendiklerini dile getirdi. İnsan bu dünyaya gelince imtihandan geçer. Herkes bu dünyada bir şekilde imtihanda bulunur. Kimileri ailesiyle, kimileri kardeşiyle, kimileri annesiyle, kimileri babasıyla, akrabasıyla, malla, büyükle, hastalıkla imtihan edilir.
Önemli olan o imtihanı en iyi şekilde geçirmektir. Peygamber Efendimiz diyor ki, bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin değdiği saç teli kadar ona sevap yazılır. Yani gerçekten bu konuda bir yetimi mutlu etmek, bir yetimin başını okşamak ve en önemlisi ona bir aile ortamı sağlamak kadar önemli bir şey yok. Şanlıurfa'da tansiyonu düştüğü için hastane acilinde tedavi edilen bir kişi, taburcu olduktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu yaralanarak bu sefer yeniden hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre tansiyonu düşen AK isimli şahıs Balıklı Göl Devlet Hastanesi aciline gitti. Burada tedavi altına alınan şahıs bir saat sonunda tansiyonu normale döndükten sonra taburcu edildi. Evine gitmek için bir süre yol kenarında yürüyen şahıs, yolun karşısına geçmeye çalışırken sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobilin şahsa üst geçit yerine yoldan geçmeye çalışırken çarptığı iddia edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Eyüpiye Belediyesi tarafından personele yönelik düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Eyüpiye'yi daha da güzelleştirmek için bir uğraş içerisindeyiz dedi. Eyüpiye Belediyesi Ramazan ayı programlarına devam ediyor. Ramazan ayı programları kapsamında belediye personellerine yönelik iftar programı düzenlendi. Eyüpiye Belediyesi tarafından personele yönelik düzenlenen iftar yemeğine başta temizlik işleri personeli olmak üzere park ve bahçeler personeliyle diğer birimlerde görev yapan yaklaşık 1000 personel katıldı. İnsanın ailesiyle bir araya gelip böyle mübarek bir günde, mübarek bir ayda orucun açması gerçekten güzel bir şey. Bu vesileyle de bu Ramazan'ın tabii ki bereketiyle de hepimiz bir araya gelmiş olduk. Aynı sofra etrafında birleştik. Ve tabii ki hepimizin de sizin de bildiğiniz gibi görevi Eyüpiye'yi daha güzel bir yere götürmek. 24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinen Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, kazanımların kaybedilmemesi için desteğe ihtiyacımız var dedi. Değerli çalışma arkadaşlarım, 24 Haziran'a doğru hızla gidiyoruz. 24 Haziran seçimlerinde son 16-17 yılda elde edilen kazanımların kaybedilmemesi adına desteğinize ihtiyaç vardır. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 18 bin Suriyeli Ramazan bayramını ülkelerinde geçirmek için Kilis Öncüpınar sınır kapısından ülkeleri Suriye'ye gitti. Türkiye'nin dört bir tarafından Kilis'e giden Suriyelilerin Ramazan bayramı için ülkelerine geçişleri sürüyor. Suriyeliler Kilis Valiliği'nin izniyle 13 Haziran tarihine kadar Suriye'nin Aziz, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve Elbap bölgeleriyle diğer şehirlerine gitmek için online randevu sistemine kayıt yaptırarak ülkelerine gidiyor. İstanbul'daki Deli'ye Babaselam'da geliyorum. Suriye'de geçiyorum. Annem, babanın yanında ziyade geçiyorum. Biraz sonra yine İstanbul'a dönerim. 74 bin Suriyeli Ramazan bayramını ülkelerinde geçirmek için randevu sistemine kayıt oldu. Suriyeliler sabah erken saatte ülkelerine gitmek için geceden itibaren gönderme merkezinin bulunduğu bölgedeki dev çadırlarda sıraya girerek gönderiliyor. Evet, anladın mı?
6,5 sene oldu oradayım. Orada yaşayayım ben. Şiverin'e gideyim. Şimerinden İgde'den sonra Tüden var. Tüden'den sonra Şiverin'e gideyim. Bazı Suriyelilerin yanlarında getirdikleri eşyaları taşımakta zorluk çektiği gözlendi. Yaşlı ve engellilerin geçişine kolaylık sağlandığı belirtildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şuski Genel Müdürlüğü Siverek ilçesinde altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şuski Genel Müdürlüğü Siverek'in 16 kırsal mahallesinde yaşanan su sorununu gidermek için başlatılan proje çalışmalarına devam ediyor. İçme suyu sağlamak için 14 milyon TL'lik yatırımla toplamda 90 kilometrelik hat döşenecek. İlçede içme suyu sorunu çözümü için yapılan projenin çalışmalarına devam eden Şuski ekipleri birçok iş makinalarıyla hat döşeme çalışmalarına ağırlık veriyor. Projenin bitmesiyle 2018'in sonuyla 16 kırsal mahallenin sağlıklı temiz içme su ihtiyacı giderilmiş olacak. Efendim Ramazan ayı İslam alemi için çok önemli bir aydır. Peki 11 ayın sultanı Ramazan ayında kimler oruç tutmayabilir? Oruç tutmayanlar ne yapmalıdır? Edessa TV mikrofonlarına konuşan Haliliye İlçe Müftüsü İbrahim Halil Okulu işte bu sorulara açıklık getirdi. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında kimler oruç tutmayabilir? Müslümanlar için en kutsal ay olan Ramazan'da oruç tutmayanlar ne yapmalı? Edessa TV mikrofonlarına konuşan Şanlıurfa Haliliye İlçe Müftüsü İbrahim Halil Okullu, Ramazan ayında oruç tutmayan Müslümanların ne yapması gerektiğine değindi. Ramazan ayında sefere çıkanlar veya rahatsız olanlar. Bunlarla ilgili olarak Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de ayette bunlar tutamadığı günler kadar Ramazan'ın dışında oruçlarını kaza etmeleri lazım. Ancak hastalığı düzelmesi mümkün olmayanlar, yani bundan sonra artık o hastalıkla yaşayacaklar ve her halükarda da oruç tutamayacağı kesin olanlar, bunlar her gün için bir fidye vermeleri gerekir. Rahatsızlığı nedeniyle oruç tutamayan Müslümanların bir fakire fidye vermesi gerektiğini ifade eden okulu, fidye ve fitrenin farklı olduğunu söyledi. Fidye demek bir fitre miktarı demek. Yani tutamadığı günler için her gün 20 lira bir fakire vermesi gerekiyor. Burada fitre ile fidye dediğimiz işte bunun gibi oruç tutamayanların vermesi gerekenlerin miktarı da fitredir. Fakat fitreyi her Müslüman kendisi mutlaka Ramazan ayında verilmesi gerekir, vaciptir. Bunu da vücudumuzun özellikle sağlık açısından önemlidir. Afiyet olsun. Haliliye Belediyesi tarafından nüfusu 300'ün üzerinde olan kırsal mahallelerde yaptırılan çok amaçlı kültür evlerinin bazıları mahallelerde, daha doğrusu köylerde bulunan okulların yıkılıp yeniden inşa edilmesinden dolayı okul olarak kullanılmaya başlandı. Haliliye Belediyesi tarafından 2015 yılında nüfusu 300'ün üzerinde olan kırsal mahallelerin tamamında çok amaçlı kültür evleri yapıldı. Mahalle sakinlerinin acılı günlerinde taziyelerini, sevinçli günlerinde de düğün veya nişanlarını yaptığı çok amaçlı kültür evleri, mahalle sakinleri tarafından yıl boyu kullanılan mekanlar oldu. Boydere, Çekçek ve Üçkuyu kırsal mahallelerinde ise mahallelerde bulunan mevcut okullar yeniden yapılmak üzere yıkılmasının ardından öğrencilerin okulları Haliliye Belediyesi çok amaçlı kültür evleri oldu.
Kültür Evleri Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokolle 2017-2018 eğitim öğretim yılının sonuna kadar öğrencileri okul olarak hizmet verecek. Bizim o okul 66 yılında okulumuz yapıldı. Okulumuzu yıktılar. Allah razı olsun, Fevzi Başkan talimat vermiş Milli Eğitim yazısıyla burayı okula devretti geçici olarak. Şimdi bizim öğrencilerimiz burada öğrenim görürler. Eğitim müdürlüğüne hepsine teşekkür ederiz. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ile birlikte kitap otağını gezip incelemelerde bulundu. 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimleri öncesi çalışma temposunu artıran Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bir yandan ilçe ilçe dolaşırken diğer yandan teşkilat mensuplarıyla da bir araya geliyor. Fakıbaba son olarak Eyyubiye İlçe Teşkilatı'yla Eyyubiye Belediyesi Kitap Otağı'nda bir araya geldi. Eyyubiye Belediyesi Kitap Otağı'nı gezen Fakıbaba, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kısa süre içinde vatandaşların hizmetine sunulacak kitap otağı bölgede bir ilk olma özelliği de taşıyor. Şanlıurfalı ressam Abdurrahman Birden ilerleyen yaşına rağmen resim sevdasından vazgeçmiyor. Yaptığı resimleri görenler de şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Şanlıurfa Valiliği'nin Şurkav projesi kapsamında sevdiği mesleğini sürdüren Abdurrahman Birden'in yaptığı tablolar görenleri hayrete düşürüyor. Birden'in yaptığı gelenek resimlerin yanı sıra mozaik ve Göbekli Tepe gibi tarihi tablolar dikkat çekiyor. Sevdiği mesleğinin asıl başladığını anlatan Birden, 60 yıldır yaptığı mesleğini ilerleyen yaşına rağmen devam ettiriyor. Valla her daha kolay iş diye ben başladım. Marangozluk yapamadım, Bunu tercih ettim işte. Fakat el çizimi olduğu için, çizimle ilgili de olduğu için hoşuma gitti yani. Çalışmaya devam ettik. 61-62 yılından beri hemen hemen 58 senede bu işten ulaşıyorum. Çok sayıda esere imza atan Birden'in yaptığı Amazon kraliçeleri ve Göbekli Tepe tabloları aynı zamanda Şanlıurfa'nın tanıtımında kullanıldı. 2 tane 3 tane en son çalıştıklarımız Urfa'nın tanıtımında kullanıldı. Dışarıya gitti. Mesela Göbekli Tepe, Amazonlar kraliçeleri meselesi oldu. Urfa'nın tanıtımında kullandı. Bu da bize gurur verici bir şey tabii. Şanlıurfa'da tek ressam olarak mesleğini sürdüren Birden, ilerleyen yaşı nedeniyle sevdiği mesleğinin yok olmaması için talebi yetiştiriyor. Valla şimdi yaşımız gitti, yaşım yetmiş, şey geçti. Hala daha çalışmak isteyeyim çünkü niye beni ayakta tutan bu? Yani bunu bırakırsam ne ya, bir köşede kalacağım. Bu. Belki bir su sarsa bundan iyi para kazanır ama ben sevdiğim için yapıyorum. Kursiyerler var. Yarısından çoğu severek yapıyorlar. Yani bunu siz değil yani para için bilen için değil yani mutluluk için. Çünkü güzel bir şeyler ürettikleri zaman genelde mutlu oluyor. Ben de bir şeyler üretebildimse ben de mutlu oluyorum. Akçakale Belediye Başkanı Abdurrahim Ayhan, 24 Haziran genel seçim çalışmaları kapsamında Belediye Başkanı Abdurrahim Ayhan tarafından hazırlanan Cumhur İttifakı Seçim Bürosu'nda bulundu. Burada vatandaşlara hitap etti. Akçakaleliler, 24 Haziran'da yapılacak olan seçimler için ilçede açılan Cumhur İttifakı Seçim Bürosu'nda toplantı yaptı.
Düzenlenen toplantıya Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın yanı sıra AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı İbrahim Ayhan, AK Parti Milletvekili aday adayı İbrahim Akkurt, Akçakale AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Ağa, belediye meclis üyeleri ve gençler katıldı. Başkan Ayhan ve milletvekili adayı İbrahim Ayhan burada meclis üyelerinden gençlerden destek istediler. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ramazan etkinliklerini sürdürüyor. Etkinlikler kapsamında okunan ilahi dinletisi yoğun ilgi gördü. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayı programları kapsamında Ramazan Sokağı'nda düzenlediği etkinlikler her gece farklı bir ilahi konseriyle devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından Halepli Bahçe'de kurulan Ramazan Sokağı'nda vatandaşlarla bir araya gelen sanatçı Ahmet Turabi'nin ilahileriyle gelen konuklara duygu dolu anlar yaşattı. Vatandaşlarla birlikte konseri dinleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Ramazan'ın Şanlıurfa'da bir başka güzel olduğunu belirtti. Ramazan Şanlıurfa'mızda bir başka güzel gidiyor. Tekrar hepinizin Ramazan-ı Şeriflerinizi tebrik ediyorum. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanlığımız olarak Kültür ve Turizm Daire Başkanlığımız, Kültür Şube Müdürlüğümüz çok güzel programlara Şanlıurfa'mızı kavuşturuyor. Bu programların altında çok önemli emekler var. Emek veren tüm arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ve inşallah hep birlikte böyle huzur içerisinde güzel programlarla, her akşam farklı programlarla bayrama gideceğiz. Bu da Peygamberler Şehri'ne çok yakıştığını belirtmek istiyorum. Suda semeklerden Allah Allah, bir sücün daim kullukta kayın. Ana haber bültenini burada noktalıyoruz sevgili seyirciler. Yayınımız Elçi programıyla, Elçi dizisiyle devam edecek. Hemen sonra saat 22.30'da da haber müdürümüz Rıdvan Ortakaya'nın hazırladığı program, Edessa'da seçim programının bu akşamki konuğu AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve aynı zamanda milletvekili adayı Sayın Halil Özcan olacak. Yarın saat 20'de tekrar görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar efendim.